Herkese merhabalar sevgili dostlar. 6 Aralık Salı günü Adana Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Diyarbakır videomuz da yayınlıdır. Onu da seyredebilirsiniz. Orada da keyifli bir program mevcut. Adana'da ise arkadaşlar 7 koşu bir programı sizlere sunacağız. Burada formaları göster seçeneğini de açalım unutmadan arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dilerseniz katılıyor olabilirsiniz veya videonun altındaki teşekkürler butonundan da bize destek olabilirsiniz. Bu hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre artık e, tahminlere geçebiliriz diye düşünüyorum. 7 plase ile başlıyoruz. altılı Ganyan'ın ikinci koşuyla 3.5'da start verilecek arkadaşlar. E, Bunlar da söylediğimize göre başlayalım tahminlere. 4 yaşlı Arap 2100 metre kum pistte çıkacaklar arkadaşlar yarışa. Şart 5 bir mücadele izleyeceğiz. Bu koşuda 7 safkan start alıyor. Bizim 7'li plase ve 3'lü ganyan için burada oyunumuz mevcut arkadaşlar. Ee, sıralı ikili de önereceğim burada onu da söyleyeyim. Ee, Tabi sıralı ikili birazcık daha tutması zor bir ihtimal olacaktır burada ama e, 7 7'li plase ve 3'lü ganyan için daha sağlam olduğumuzu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar burada Pekalp 17 gün evvel kazandığı yarışla birlikte dikkat çeken isim. ile start alıyor. 56 kiloluk kilosu da gayet iyi vaziyette. Bu yarış için Galibiyet adına en büyük aday ismim diyorum benim bu yarışta. Bu yüzden 7'li plasede de birinci üçlü gönlün gibi küçük bir oyunda tek olarak veriyoruz arkadaşlar P kalbi. Zaten 7 tane at koşuyor. Bu da alınabilecek bir risk olarak gözüküyor. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlar için 6 numaranın arkasına benim burada sizlere önereceğim isim. Ve de tabi işte birlikte göl alandır. 4 numaralı Safkan. 16 gün evvel ikinci oğlu. Şu anda en hazır isim gibi gözüküyor. İkinci bir safkan olarak. Yani pek sonraki en hazır isim olarak gözüküyor. Tabii kalite itibariyle Özak'ın da iyi bir safkan. Onu da değerlendirip ikincilik için yazmak isteyenleriniz olursa bunu da anlayabilirim. Yani 6 arkası 2, 5, şey düzeltiyorum 4. Yani ya 6 arkası 2, 4 ya da 6 arkası 4 şeklinde bırakabilirsiniz. E, ee, burada... Tabii şöyle bir durum var. Şimdi Özakın'ın son yarış dördüncü geldiği için görülen 16 gün evvel bir ikincilik var. Daha evvel yarışlarında da yine ikincilikler, tabelalar vesaire. Yani çok yakın geçecektir. Dediğim gibi burada 6 numara arkasına isteyenler 2-4 yazsınlar. isteyenler 2 safkandan birini ekleyip sıralı 2'de yapabilirler. 7'li plaseye 1. üçlük ganyanda 6 numarayı tek geçiyoruz diye tekrardan hatırlatmış olayım. Gelelim arkadaşlar ikinci koşu 15 handikap dişi 3 yukarı İngilizler 2100 mesafe kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar geldik altılı ganyan ilk ayağına 10 safkan start oluyor bu yarışta. Şimdi 10 gün evvel ikinci olan bizim isim Bay Bay Lula ile başlayacağım. Bu safkanı çoğu yarışında önermişimdir neredeyse. Yani kesinlikle burada yazılması gerektiğini düşünüyorum. Beraberinde Lady Perfect diyeceğim. 5 numara. O da 10 gün evvel 3. oldu. Şuman çizikle start alıyor arkadaşlar. Burada yine şans vermemiz gereken bir isim. Bir önceki yarışında kazanmıştı. Ee, 10 gün evvel yarışından bir önceki yarışın yani. Express Kitty 3 numara. 10, 18 gün evvel 4. oldu. Daha evvelki yarışlarında 5liği vesaire mevcut. 6 yarıştır tabela yapıyor Safkan. Yine güven veriyor. Öncelik sıralamamız bu şekildedir. Daha fazla at ilave edecekler için de öneride bulunacağım ama. Küçük kupon yapacak arkadaşlar. 2-5- 3 şeklinde kuponunuzu yaparsınız. Genişletecekler 6 numara Scarlett Mehmet Akyavuz'la birlikte kesinlikle burada genişletecekler için ilk tercih olsun. Ve daha sonra da Lucky Z, 8 numara Müslüm Çelik'le birlikte bir diğer önerimizdir. Eğer kuponu daha fazla genişletmek istiyorsanız tekrarlıyorum 2, 5, 3 yazdık. Devam edeceklerse 6 ve 8 numarayı da ilave edebilirler diyorum. Geçelim 3. koşuya Pozantı Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 8 4 yukarı Arap atları, 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar 10 safkan start alıyor. Burada uzun arayla gelen isimler var. Özellikle Taşan çok uzun bir arayla geliyor. Mesafe de uzun. Bu yüzden şansını pek görmüyorum ben bu yarış için. Mahsun Kral'a 51 gün arası var. Son yarış kötü bir yarış koşmuştu. E, Tumbul 96 gün araya geliyor. Gün Pınar 68 gün araya geliyor. Bu şekilde uzun araya gelen safkanlar var. Özellikle Taşan için söylüyorum. Çok uzun bir arası var. Galibiyet şansı burada yok denecek kadar az yani sıfıra çok yakın bir düzeyde olduğunu düşünüyorum. Tabi yani tecrübeli isimler bunları ters köşede yapabilirler ama biz daha e, burada mantıklı bakmak durumundayız. Kim daha hazır buna göre değerlendirmemiz gerekiyor ve şu anda benim net bir şekilde burada bir favorim var ve bu atı da size tek vereceğim. Ee, arkadaşlar bu yarış için benim e, size önerim bu mesafede de koşmuş, şey etmiş bildiğimiz Mehmet Akyavuzlu birlikte Megastar Mega 5 numaradır. 21 gün evvel son yarışını kazanarak ben buradayım, eski formumdayım diye bir kendisini is e, ispat etmiş oldu, rüştünü ispat etti. 213 64'lük derecesiyle bu grubun en hızlı safkanı ve bu dereceyle koşarsa burayı zaten alt üst eder, yerle bir eder bu yarışı kazanır. Yani 2 14 2, 15te de yarış kazanabilirler. birli olmaz. Yarış temposu da göre değişir. En ciddi rakibini Aypars olarak değerlendiriyorum. 3 numaralı Safkan Özcan Yıldırım'la birlikte ilk yarıştır kazanan isim. Ama Megastar bu yarışı kazanacaktır diye düşündüğüm için 5 numarayı tek veriyorum. Şayet bu yarış için büyük bir yarış burası. 3 numara Aypars'ı tek görüyorsanız ben Mega Star tek dedim diye Mega tek atmak zorunda değilsiniz. Eğer ayparsa çok güveniyorsanız o zaman 3 numarayı tek atabilirsiniz ama benim buradaki favori gördüğüm safkan Mega Star'dır. Uzun mesafede özellikle çok etkin bir isim olması itibariyle 5 numara Mega sizlere tek veriyorum. Dediğim gibi ayparsı eğer değerlendirmek istiyorsanız ayparsı tek atıp Mega Star'dan vazgeçmiş olabilirsiniz. Burada 2 at ön planda arkadaşlar. Dediğim gibi 3 ve 5 numara. ikisinden birisi bu yarışı kazanacaktır. Tempoya göre foto finişte de, de bitebilir. E, keyifli bir yarış bizleri bekliyor diyorum. Geçiyorum bir sonraki koşuya. 4. koşu Meydan Dişi 3 yaşlı araplar. 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 10 safkan start alacak. Bu 10 safkan içerisinde 14 bin evvel 3. olan bir isimle başlayacağım. Mehmet Sarı Çelik birlikte 7 numara Kuzey Sena diyeceğim öncelikle. Bu Kuzey Sena e, tabelalar yapıyor ediyor 14 gün evvel de 3. oldu. Bence burası için iyi bir e, safkan. Beraberinde Müslüm Çelik'le Tuğba Atay 9 numara önereceğim. 14 gün evvel 4. oldu bu safkan değerlendirmekte fayda var. Ve son olarak arkadaşlar 59 gün arasına rağmen burada mesafenin de kısa olması itibariyle Ahmet Çelik'le Bozkır'ın gücü 2 numarayı değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çatak güzeli 3 numara geniş kupon için ilavemiz olacaktır. 7-9-2 geniş kupon için de 3 numaralı safkanı ilave olarak veriyoruz arkadaşlar. Bu koşu için tahminlerimiz bu şekildedir. 5. koşuya gelelim. Şart 4. 2 yaşlı İngilizler. 1400 kompis yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 7 safkan start alıyor. Alternatif bir tekimiz var burada. Biliyorsunuz ki kısa vade yarışı vardı. Pozantı Belediye Başkanlığı orada tek geçmiştik. Star e, Megastar veyahut da Aypars demiştik. Orada sağlama alıp iki atı yazmak isteyenler için burada bir numara Sarptay'ı alternatif tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Özcan Yıldırım'la birlikte start alacak olan Safkan'ı. Yani şöyle söyleyeyim. Orada eğer hem Aypars hem de Megastar'ı yazmak istiyorsanız iki Safkan yazacağım diyorsanız o zaman burada bir numara Sarptay'ı tek atabilirsiniz. Ama o yarışı tek atacak olursanız verdiğimiz gibi Megastar'ı veya Aypars'ı tek atarsanız burada Sartay'ın yanına ilave olarak 3 numara Yakarca ve 6 numara Viyana Valsi isimli safkanları önerebilirim arkadaşlar sizlere. Ee, tekrarlıyorum kafa karışıklı olmasın. Megastar ve I-Pars biliyorsunuz ki yukarıdaki koşuda vardı. Orada ikisini birden yazıp başka bir tek isteyenler 1 numara burada Sartayı 5. koşuda arkadaşlar tek geçebilirsiniz. Ama o yarışta dediğim gibi tek atarsanız o zaman da burada 1-3-6 şeklinde 3 safkanlı bir oyunda yapabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir daha tekrar tekrar söylemeyeyim. Dileyenler geriye sarıp dinleyebilirler. 16 handikap yarış 6. koşuyor. 1900 mesafe kum piste çıkılacak. 3 yaşlı İngilizler start oluyor arkadaşlar. Burada 9 safkan var. 21 gün evvel koşup kazanan bir isim. Sefa olsun 3 numara. 2 numara en nabi 17 gün evvel koştu kazandı. Vedat Tabiş işte birlikte. Ee, bu iki safkan önceliklidir. Devamına at yazacaklar için öneride bulunacağım fakat iki safkanla geçmeyi deneyebilirsiniz. 9 atı var. Ee, küçük kupon için söylüyorum. Daha fazla at yazacaklar sırasıyla arkadaşlar 6 numara Anadolu Yıldızı Özcan Yıldırım'la birlikte. Ee, daha sonrasında Mehmet Akyavuz'a birlikte Börtol Fahir 4 numara ee, buraya yazılabilir. Başka bir hat düşünmedim burası için ama tercih ettiğiniz bir isim varsa özellikle onu da düşünebilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi 2 3 yeterlidir dileyenler buraya 6 numarayı ve 4 numarayı da yazabilirler. Daha fazla gerek olduğunu düşünmüyorum buraya başka bir safkanım ama kendi tuttuğunuz bir isim varsa tabii ki onu da yazabilirsiniz. Daha büyük geniş kupon yapacak arkadaşlar varsa çok daha büyük mevdalara çıkacaklar varsa eğer daha fazla yazabilirler. 7. koşu meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 safkan start alıyor. 14 gün evvel 2. olan 2 tane safkan var burada. Onları önereceğiz. 1 yaşlı Manchester ile birlikte 7 numara gub Sezen. Daha sonra 8 numara Pasaklı Müslüm Çelik ile birlikte. Bu arada burada beklentimin olduğu 2 safkan daha var. Onları da söyleyeceğim. 7-8 önceliğimizdir. Küçük kupon yapacaklar. 7-8'de bırakabilirler. Geniş kupon yapacak arkadaşlar için Berfincan Can 3 numara ve 4 numara Cennet Yolu isimli safkanları döneceğim. Cennet Yolu ilk kez start alıyor. Dikkat edelim. Bu yarışta bir beklentim var açıkçası bu safkandan. Tamer oğlu Karayağız adına sahip olan isim. Bir sürpriz yapabilir burada. Berfin Can zaten tabelalarıyla bildiğimiz bir isim. 3 numaralı safkan. Onu da öneriyoruz dediğim gibi. Aşk bir rüyayı değerlendirmek isteyen varsa 1 numaralı safkanın yine geniş kupon da yer verebilirler diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. Ee, onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Tekrarlamak istiyorum. bir numara sartay beşinci 5. koşuda alternatif tekimizdir. Bunun haricinde de 3. koşuda da arkadaşlar Megastar 5 numarayı tek verdik. Ama Ayparslan dolayı kafası karışanlar varsa alternatif tekimizi tek atıp burayı iki atı birden yazıp geçebilirler. Bunu da belirtmiş olalım dedim. E, videoyu bitiriyorum. Diyarbakır tahminleri yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı videoyu beğenmeyi dilerseniz katıl üyesi olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.